Gençliğin özgür sesi, gençliğin özgür sesi, radyo iletişim, radyo iletişim. Herkese merhaba. Öncelikle Türkiye'de üniversite radyoları içinde en çok dinlenen ve en sevilen sanatçıların ağırlandığı İstanbul Üniversitesi Radyo İletişim Karakutu programından ben Tuğçe Açıkgöz. Çok keyifli, bol müzikli, yakışıklı bir konukla bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Kim var bugün konuk acaba? Bir ses mi versek? Acaba tanıyan olur mu? Sesten çıkaran olabilir mi? Vallahi olabilir herhalde. Kimiz biz acaba? Kim olabiliriz? Tabii ki Gökhan San bugün bizlerle. Tabii Twitter'lardan falan da paylaştık, Facebook'tan da paylaştık burada olduğumuzu. Dolayısıyla biliyorlardır. Şimdi geç girdik ya yayına. Evet. Herkes iptal oldu falan diye düşünmüş. Öncelikle evet, Beyazıt tarafında çok trafik var. Hı-hı. Yol durumuna da girelim. Nasıldı Beyazıt'ta trafik? Ben Ataşehir'den geliyorum. 3 saattir yoldayım. Öyle söyleyeyim. Yani 2 saati Ataşehir'den Beşiktaş'a gelirken çektim. 1 saati de buraya gelirken çektim. Çeke çeke geldik ya. Olsun. Geç olsun güç olmasın. Hiç önemli değil. Nasılsın? Aynen. İyi misin? Keyfin nasıl? Çok iyiyim vallahi. Sizler nasılsınız? Seni gördük daha iyi olduk. Teşekkür ederim. Daha önce de gelmiştin İstanbul Üniversitesi Radyosu'na. Keremlerin programına gelmiştik. O zaman da makyaj abimini tanıtmaya gelmiştik. Şimdi de yeni single'ımızı tanıtmaya geldik. Sizlere sunmaya geldik. O zaman keyifli geçmişti. Ben çok alışmıştım bu radyoya. Yani gerçekten öğrenci radyosu. Ben de bir öğrenciyim, hı hı, bilirsiniz. Dolayısıyla severim yani. Radyo iletişim bendendir. Bir problem yok. Sen nerede öğrencisin? Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda. Türk musiki ne kadar afilli duruyor yalnız. Aynen. Hani bize sorsam yok, gazetecilik, işte Doğu dilleri falan, Türk musikisi. Evet, konservatuarlıyım. Yani öğrenciyim. Hala devam ediyorum. Yalnız bu dönem bir dondurdum. Dondurmak zorunda kaldım. Çok bu iş güçlerden dolayı. Acayip derecede yoğun. Beni anlarsınız zaten siz de. Bütün öğrenciler anlar. Yoğun olduğun zaman dondurmak gerekiyor. Ben de öyle yaptım şu an. İyi yapmışsın. Şimdi seni kör kuyulara, kör kazanlara atacağım. Öyle bir soru soracağım ki. Öyle kendini mi? Bir cümleyle tanımla. Saniyeler başladı. Ya. Bayağı şu an şok oldum yalnız. Şu an hani ne desem diye düşünüyorum. Kendimi bir cümleyle mi tanımla? Evet. Hoşgörülü, sevgi dolu, çalışkan, hedeflerine ilerleyen tam bir aşk adamı. Roman yazdık ya. Nasıl? Gayet iyi. Öyle misin gerçekten? Gerçekten öyleyim. Yani hoşgörülü olmayı severim. Sevgi dolu olmayı severim. Çalışmayı çok severim. Hedeflerim uğruna koşmayı çok severim. Bir hedef tutturduğum zaman onu başarmayı severim. Aşk adamı ne demek? Aşkı da çok severim çünkü bunların hepsi zaten bir aşktır. Aşka aşıklardan mısın, evet, Gökhan? Kesinlikle çünkü... Ne demek aşka aşık ya? Ben onu hiç anlamıyorum. Aşka aşık olmak demek bence yani mesela bir ailene sahip çıkmak bir aşktır. Sevdiğin bir dosta sahip çıkmak yani aşktır. Sadece kadın erkek ilişkisi değildir. Üzerinden değil. Değil. Yani bir tanrıya, bir Allah'a, hı-hı, inanmak benim için bir aşktır. En güzel. Yani bir dinin olması aşktır. Bir yolunun olması aşktır. Yani her şey birisini sevmek değildir. Yani bir insanı sevmek değildir. Bir karıncaya zarar vermemek de bir aşktır bence. Peki biraz senden bahsedelim. Neler yapıyorsun müzik dışında? Single'a gelmeden önce seni tabii, bir hatırlayalım müzik tekrar. Müzik dışında ben de sonuçta hani az önce söylediğim gibi bir öğrenciyim. Öğrenci gibi yaşıyorum. Yani makarna mı yiyorsun sen de? Makarnayı severim, evet. Pilavı severim, yumurtayı severim. Bunlar zaten olmazsa çok gıdalı, olmazlarımızdır. Çok sağlıklı. Gıdalıdır. Tabii. Mutlaka öğrencilere, bütün öğrencilere şiddetle tavsiye ediyorum. Zeka açıyor bir kere makarna değil kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle. Onun dışında yine ben hani arkadaşlarımla gider bir kafede sohbet ederim, muhabbet ederim. Müzik konuşurum, müzik arkadaşlarımla. Okula giderdim geçen sene. Bu dönem gidemiyorum. İşlerimden dolayı. Yani onun dışında kendi konser işlerime koşturuyorum. Albüm işlerime koşturuyorum. Şimdi bu single'dan sonra Allah izin verirse tabii oraya geleceğiz ama yeni bir projemiz olacak. Maxi single gibi. Yakın bir zamanda mı? Yakın bir zamanda. Tabii tabii.
Yani ben makyaj albümünü çıkartalı zaten bir sene oldu. Bir senedir hiçbir şekilde durmadım. İki ayda bir klip çıkarttık. Evet. İki ayda bir klip çıkarttık vesaire vesaire. Bu projeden sonra da hemen hiç hızımızı kesmeden devam edeceğiz. Geçtiğimiz yılın sonunda çıkmıştı galiba makyaj. Ne değişti? Yani o dönemde bir anda gözlerin hepsi bir anda sana döndü. Yakışıklılığından mı, sesinden mi artık bilemiyorum ben. O kadar detaylı bilmiyorum. Maşallah başı çektim bu müzik listelerinde. Çok teşekkür ederim. Nasıl değerlendiriyorsun şimdiyle geçen seneyi? Çok bir kere şunu söyleyebilirim. Aşırı derecede ilerledik. Az zamanda çok iş yaptık diyebilirim. Mesela makyaj albümüyle birlikte Kral Pop'a adayı olduk. Bu bir başarıdır No Name için. Pulse Station'da da aynı şekilde. Pal FM'de de adaylığımızı koyduk. İlk albüme göre bence güzel başarılar elde ettik. İlk önce Aşkı Dinleyince şarkımıza klip çektik. Daha sonrasında Ucu Yok Anılarımız Salaş diye bir slow bir şarkıya klip çektik. Daha sonrasında Makyaj şarkısına çektik. Bu şekilde böyle sağlam adımlarla kendimizi bile bile ilerledik. Daha sonrasında Yaz şarkısını çıkarttık. Yani o günden bugüne çok şey değişti. Artık dinleyiciler Gökhan San'ın kim olduğunu öğrenmeye başladılar. Benimsemeye başladılar tabii, aslında bir yerde. Sizler yani radyocu arkadaşlarımızla tanıştık. Onlara kendimizi anlattık. Bunlar güzel şeyler. Hani dost edindik. Yani benim mesela en çok bu sektörde artı sayabileceğim şeylerden birisi radyocuları kazanmak. Onlara kendimi tanıtmak. Ay efendim bizim için onurdur o. Benim kişiliğimi bilmeleri lazım. Benim müziklerimden önce beni tanımaları lazım. Gökhan San kimdir? Çok şükür birçok radyoya gittik, konuk olduk. Şarkılarımızı oralarda dinlettirdik. Onlar da sağ olsunlar bizi sevdiler. Oradan bir vasıta olarak halka ulaştık. Halk da Gökhan San'ı tanımaya başladı. Çok güzel geri dönüşler aldığını anladım. Daha da evet, daha da ilerleyecek. Yani bu şekilde ilerleyerek güzel şeyler yapacağız. Ama peki, iyi oldu. İlk albümde hani o benim çocuğum gibidir dediğin bir şarkı var mı? Hani senin için çok önemli olan bir şarkı. Şimdi hemen onu geleyim. Mesela bir anneye sor hangi çocuğunu çok seversin. Ayıramaz. Ayırt edemez. Bir babaya da sor, o da aynısını yapar. Dolayısıyla ben de ayırt edemem ama tabii ki yani hissiyatlı olarak yazdığın şarkı, gerçekten böyle yaşadığın, yoğun yaşadığın şarkı hangisidir dediğin derine. Tahmin edeyim mi? Edeyim mi? Et. Ucu yok mu? Evet. Evet. Çünkü bravo. Benim de aynı. Bravo. Biliyor musun sen o dinledin mi? Hani çok yok. Hani dinlemiş olabilirsin ama hani böyle normal boş bir vaktinde hiç dinlediğin oldu mu diye. Şöyle. Bizde yani nasıl işliyor işler ondan bahsedeyim önce. Hı-hı. Sanatçıların albümleri radyoya geliyor. Ben aynı zamanda müzik direktörlüğü de yapıyorum İstanbul Üniversitesi'nde. Evet. Şarkıların tümünü dinliyorum ama orada iş anlamında bakıyorum. Dolayısıyla beni hiç etkilemiyor. Doğru. Ama işte bir şarkıyı dinleyip onunla alakalı yorum yapmak da zorundayız. Hı-hı. Çünkü biz de mikrofon başındayız. Ne yapıyorum? Doğru. Sahilde dinliyorum. Çünkü beni en etkileyen yer işte Ucu Yok şarkısında dinlediğim yerlerden biriydi. Bir Ucu Yok dinleyelim. Tabii dinleyelim. Bir sayfaydın sen, sararmış üstünde iki damla yaş. Yalnızlığımdan bir haberdin sen, kararmış bir zindandın adeta. Ucu yok anılarımız salaş. Etrafı, her yeri savaş. Ucu yok, anılarımız salaş. Etrafı, her yeri savaş.
çıkmaz bir sokak, sonu yok. Bitti bu aşk. Sen çıkmaz bir sokak, sonu yok. Bitti bu aşk. Ucu yok anılarımız salaş etrafı. Piyasasına nasıl giriş yaptın? Ne kadar basit bir soruymuş gibi sordun yalnız. Müzik piyasasına beste yaptığımı fark ettikten sonra giriş yaptım. Nasıl fark ettin? Yani beste yapıyordum. Pop müziğine biraz daha kendimi yakın hissediyordum. Okula başladıktan sonra mı oldu bu? Okula başladıktan sonra oldu, evet. Ondan öncesinde zaten müzik yarışmaları oluyordu böyle ortaokuldayken vesaire. O ortaokuldaki müzik yarışmalarını hiç kaçırmazdım yani. Müziğe çok meraklı olduğum için. Hatta arkadaşlarım derler ki ya hani oğlum çalış dersine, hani bak ya kazanamazsan konservatuvarı ne olacak? Ki çok risklidir, çok zordur konservatuvar, biliyorum. O zamanlar OKS vardı bizim zamanımızda. Bende de aynısı vardı. OKS değil mi? Hala devam mı bilmiyorum ama OKS'ye ben bir gram çalışmadım, hazırlanmadım. Çünkü benim hedefim konservatuvardı. Yani ben dedim konservatuvarı kazanacağım. Yapacağım yani bu işi. Ondan sonra lise bölümünü kazandım, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin. Lise bölümündeydim, o kampüsteydim. Sınav nasıldı? Sınav zordu. Yani. Heyecanlandın mı yani? Çok. Onu, o duyguyu merak ediyorum ben. Ben İTÜ'den önce bir antrenman yaptım, başka bir lisenin sınavına girdim. Avni Akyol Güzel Sanatlar Biliyorum. Lisesi'ne girdim. O da iyi bir lisedir. İki sınavdan geçtim hani antrenmanım olsun diye. İlk sınavı üçüncülükle kazandım, ikinci sınavı birincilikle kazandım ben. O dönemin birincilik de kazandım. Ne yaptırıyorlardı sınavda? Sınavda ne yaptırmıyorlardı ki yani, bir ses, üç ses, beş ses, dört ses. Küçücük çocuklara yaptırıyorlardı. Evet evet, yani ben daha o zaman kaç yaşındaydım ki? Ondan sonra melodi soruyorlardı, ritim soruyorlardı. Bir enstrüman çalıyorsan enstrüman da çalabilirsin diyorlardı vesaire vesaire. Böyle. Sen enstrüman çalıyor musun şu an? Ben bağlama çalıyordum o zamanlar. Hadi canım. Evet, ben bağlamayla Avni Akyol'u birincilikle kazandım o sınavı. Sonra Avni Akyol'u istemedim. Dedim hani, çünkü oranın üniversitesi yoktu. Dedim hani İTÜ'den giriş yapayım, lisesinden. Üniversitesinden çıkarım.
Yani şu an 8 sene oldu, hala çıkamadık daha doğrusu. Hani tıp okusan bitmişti yani. Tıp okusan çoktan bitmişti tabii. Ama bitmedi. İşte alttan derslerim oldu bu albümden dolayı. Şey yapamadık pek fazla. Olsun canım, ne olacak? Hiç önemli değil. Ben de seninle aynı dertten muzdaribim çünkü. Ya ben zaten bu durumdan memnunum. Ben okuldan, de. Okuldan ayrılmak istemiyorum ben. Çünkü okulda ne kadar kalırsam o kadar iyi benim için. Hani bilgi bilgidir. Tabii ne ki. Kadar çok bilgi alırsan o kadar iyidir yani. Dolayısıyla ayrılmak istemiyorum. Türk musikisi bölümünde şey, bizim bildiğimiz gibi böyle Osmanlıca konuşan hocalar falan mı var? Osmanlıca konuşan hocalar. Böyle daha tane tane Osmanlı, TRT spikeri gibi. Osmanlı müziği eğitimi alıyorduk. Mesela Dede Efendi, Hacı Arif Bey. Ne zaman alıyordunuz bu? Küçücük çocukken mi alıyordunuz? Tabii tabii, lisede biz Dede Efendi'nin bütün serilerini bitirmiştik. Hacı Arif Bey'in, Itre'nin. Yani bunlar zaten... Ciddi misin sen? Tabii canım. Yani Türk sanat müziği eğitimi almakla birlikte bir de Türk sanat müziği repertuar dersleri, halk müziği repertuar dersleri, ondan sonra Batı müziği, yani Beethoven, Mozart, Verdi, yani bunların eserlerini gördük, piyanoda çaldık. Folklor eğitimleri aldık, şan eğitimleri aldık. Çok iyiymiş yani. Yani A'dan Z'ye aklınıza ne gelebiliyorsa İstanbul Teknik Üniversitesi buna hazır. Yani hazır bir vaziyette. Şimdi gelelim son single'a. Kaan evet. Gökman'la çalıştın. Evet. Muhteşem bir adamla çalıştın. Çok iyi bir işe imza attım diyor musun? Kaan Gökman'la... Samimi olalım şimdi bak. Tabii burada samimi biz olacağız. Tabii tabii. Tabii ki samimiyetten yanayım. Yani Kaan Gökman biliyorsunuz çok başarılı bir DJ. Aynı zamanda prodüktör. Onunla aynı projede olmaktan son derece gururluyum. O da bu işte çok güzel yerlere geldiğini düşünüyorum. Ben de çünkü bir ilk oldu, Amerika'da bir klip çektik. Evet, Kaan onunla Gökman'la konuşacağız. Ama nasıl başladı yani bu fikir? Kaan Gökman'la çalışma fikri nereden çıktı? Aslında ortak çıktı. Bir gün böyle oturuyorduk Kaan Gökman'la. Daha önce tanışıyorsunuz yani. Evet. Bir klipte yer almak, bir klipte ve müzikte bir proje yapalım mı dedim ben ona. O da dedi ki sen benim ağzımdan mı aldın bunu? O da aynısını düşünüyormuş. Aynı düşünceyi paylaşıyordu benimle. Otururken birdenbire gelişti böyle bir şey. Sonra zaten düşündük. Nasıl bir şey yapabiliriz peki diye. Doğru bir şarkıya ihtiyacımız vardı. Doğru yer, doğru zaman. Bu üç olması lazım zaten bir şarkıyı çıkartmak için. Doğru şarkıyı bulduk. Müzik Özkan San abime ait. Sözler Burak Aziz'e ait. Çok severim Burak Aziz'i. Aynen, Burak Aziz gerçekten çok, çok iyi bir düzgündür. Müzisyen. Çok düzgündür. Ben de yani tanışmışlığım var. Öyledir, öyledir. Buradan selam olsun. Olsun. Doğru zaman ne zaman? Yaz ve doğru yer Amerika. Bu üçünü de keşfettikten sonra, yaptıktan çok sonra. Çok büyük bir çıkış yaptın bence. Bence de çok yani hani ilk albümle oldu. Bu işte single arasında tabii tabii grafiğe baktığınız zaman grafik aşağı değil. Yani benim grafiğim hep öyle olmuştur. Yani hep yukarı doğru çıktı. Mesela en çok tıklanan şarkım Ucu Yok şarkısıydı. Bu şarkı onu geçti şu anda. Dün geçti. 700 bin. Ne kadar oldu çıkalı? Bir ay gibi bir zaman oldu. Bir ayda onu mu geçti? 700 bini geçiyoruz, geçmek üzereyiz ve bu herhalde 2 milyonlara falan erişecek. Kesinlikle. Bu bir, yani artık No Name bir isme göre demeyeceğim. Artık No Name'i açtık. Yani. Çünkü bir sene oldu aşalı. 2 milyon bizim için iyi bir şeydir, rakam. Evet, kesinlikle evet. Öyle. Klip nasıl oldu? Klip çok heyecanlı. İzledim oldu. Klibi. Tuğçe. Nasıl gerçekleşti? Ya klip işte dediğim gibi hani düşündük, taşındık. Nerede yapabiliriz? Hadi yani Amerika gibi bir yerde yapalım. Nasıl bir yer arıyordunuz ki Amerika'da yapmak istediniz? Ya çılgınca bir yer arıyorduk aslında Tuğçe. Tamam, hani gelip çünkü... İstanbul Üniversitesi'nde yapsaydınız biz hep birlikte yapardık. Ya aslında İstanbul'da benim 3 tane klibim çekildi. Hani Türkiye'de daha doğrusu. Amerika değişiklik olsun dedik. Yani izleyenlere farklı bir görsellik sunmak istedik. Çok yani güzel hep olmuş, aynı yerde, hep aynı ülkede olsun istemedik. Yani görsellik bakımında da biz sınır tanımadığımız için kalktık gittik Amerika'lara. Şansımız da yaver gitti bu arada. Justin Timberlake'le evet. Birlikte Grammy müzik ödüllerinde sahne alan bir arkadaşımız evet. Var. Robin ismi. Robin de bizim klibimizde oynamayı kabul etti. Araştırıp mı? Yani tesadüfen mi oldu bu da? Ya bizim yönetmenin arkadaşıydı. Biz de orada zaten arkadaş olmuştuk Robin'le. Hani böyle bir teklifte bulunduk. O da zaten yıldızı parlamak üzere. Çok büyük bir şey ama. Tabii tabii, Amerika'da bayağı Robin Allen Show'a falan çıktı yani. Justin burada da çok ünlü olduğu için. Tabii. Burada da. Çok çok fazla biliniyor.
Dolayısıyla şansımız yaver gitti. İyi oldu. O geldi bizim klibimizde oynadı. Daha renkli bir klip oldu. Daha heyecanlı bir klip ne oldu. Ne kadar sürede çektiniz klibi? Tam bir hafta. Bir haftada? Bir hafta. Ciddi misin? Evet. Çok güzel bir klip. Yani Los Angeles'ın bütün sahillerinde çektik. Hollywood bulvarında çektik. O yıldızların olduğu isimleri yazılmıştı kaldırımlara. Orada da bir görüntümüz var. Bayağı heyecanlıydı zaten. O kaldırıma kendi ismini yazmayı düşündün mü düşünmedin mi? Samimi kaldırıma ol. Mı zaten? Hani tebeşirle yazıyor. Aldım zaten bir tükenmez kalemi. Şeyden buradan Türkiye'den vatandaşlarımız giderse hemen 3. yıldıza baksınlar. 3. yıldız direkt. Peki ilk tepkiler nasıl oldu single'a? Yani en azından sosyal medya üzerinden. Sosyal medyada mesela şöyle söyleyeyim, 100 kişiden 2 kişi beğenmiyor. Peki beğenmeme nedenleri ne? Çok merak ediyorum ben böyle şeyleri. Beğenmeme nedenleri belli. Bazıları zaten. Bazıları sivri, o ayrı. Hani onları ayrı tutuyorum. Sırf eleştiri yapmak için yapıyorlar. Mesela sosyal medyada beğenene de, beğenmeyene de sonsuz saygım var. Bak bu ama sen sanatçısın zaten, evet, öyle olmak zorunda. Kesinlikle, çünkü beğenmeyen insanları kahileye alıyorum. Tabii ki beğenenleri de alıyorum ama beğenmeyenlerin neden beğenmediğini, ne yaptığımı keşfetmeye çalışıyorum. Ve bir sonraki projelerimde bunları düzeltiyorum. Bu da benim başarıma başarı katıyor aslında. Fakat diğer bakıyorum grafiğe. Eğer 100 kişiden 2 kişisi beğenmiyorsa, bu beğenmeyenlerde de gerçekten kayleye alınacak bir durum varsa onları kayleye alıyorum. Ama yoksa bir şey yapmıyorum. Ben kayleye alınacak bir durum canım? Yok. Bunda yapacağım bir durum olmuyor yani, ister istemez. Sen müzik piyasasına kaç yaşında girdin? Tam olarak yani. Müzik piyasasına. Ya da erken girdim ya da geç girdim gibi bir kaygın var mı? Ondan bahsedelim. Ben erken girdim ya Tuğçe. Yani... Bunun dezavantajı oldu mu senin için? Yok. Muhakkak olmadı mı? Hiçbir dezavantajı. Yani... Hiç mi yok der gibi? Azıcık da mı? Hakikaten yok. Avantaj, bayağı avantajı oldu yani. Çünkü lise 2'de girdim mesela. Ben lise 2'de hocalarımın ve büyük yüksek lisans yapan öğrencilerle birlikte ilk kez lise 2'deyken beni çağırmıştı hocam. Böyle bir orkestrada, çok sesli orkestrada yer almak ister misin demişti. Memnuniyetle hocam dedim. Bir de sesim titremişti o zamanlar. Çünkü çok büyüktü benim için. TRT çekim yapıyordu. TRT gibi bir kanalda o çok sesli orkestrada yer aldım. Bu benim için onur vericiydi, gurur vericiydi. Tabii ki. O gün anladım artık. Sen hazırsın Gökhan dedim. Bak demek ki hocaların da öğretmenlerin de bunu takdir ettiyse kendine güvenebilirsin dedim. Peki şeyi merak ediyorum. Sen eğer şu an konservatuar okumasaydın, atıyorum işletme okuyor olsaydın. Bu seni geri atar mıydı? Yani okulun sana şu anda kattığı bir şey var mı? Çok fazla. Bir kere özgüven. Sektörde bilirsin. Hani kimseyi ben küçümsemem. Hani herkesin Allah yolunu izni açık etsin. Tamam. Ama hani bir Gökhansan kimdir dediklerinde, ne bilir dediklerinde, ben müzik konusunda çok şey bildiğimi herkese kanıtlayabilirim. Halk müziği ise halk müziği, sanat müziği ise sanat müziği, batı müziği ise batı müziği, zeybek ise zeybek. Ciddi misin? Folklor ise folklor. Hepsini donanımlı bir müzisyenim ben. Dolayısıyla benim bir özgüvenim var. Kendime güvenmem gereken kurallarım var, şartlarım var. O zaman alaylı olunmasına çok da sıcak bakmıyorsun. Bakmıyorum pek fazla. Yalnız şöyle bir durum var. Mesela bir Taksim'de gittiğimiz zaman sağda solda çok güzel müzisyenler vardır. Benim için müzisyendir onlar. Hani dünyanın her bir yerinden gelmişler. Veyahut da normal bir vatandaş almış eline bir gitar döktürüyor. Çok güzel bir şekilde çalıyor. Evet. O benim için yani alaylı değildir. Kimse kusura bakmasın. Müzik okey. İlmi bilmi bir yana, ama bir de yetenek, kendi içinden, iç dünyasından gelen bir durum, o bir yana. Fakat alaylı olanlar da belli yani. Piyasada sen bilirsin Tuğçe. Evet, evet, evet. Hani kimin alaylı olup kimin gerçekten... İlk şarkının ilk sözünden bunu belli. Anlayabiliyoruz. Evet. Tabii çok belli oluyor. Dolayısıyla herkese, onlara da saygı duyuyorum ben. Fakat ben hani kendimi biliyorum. Bildiğim için de sağlam adımlarla gideceğim. Buradan bütün Gökhan San dinleyicilerine söz veriyorum. Yani. Süper. Peki albüm ya da single yapmadığını düşünelim. Hı-hı. Okuyorsun sen şu anda. Normalde müzik üzerine konservatuvar okuyanlar mezun olunca ne yapıyorlar? Çok güzel soru bak. Şu an aklıma geldi, bizim çok merak ediyorum. Maalesef ki bir topa değer verdikleri kadar, yani futbola değer verdikleri kadar sanata değer vermiyorlar. O muhakkak. Gerçekten öyle. Bizim öyle. İnsanlarımız futbolu daha çok seviyorlar mesela baktığın zaman. Ya bir de sanata değer verseler. O
benim o kadar çok arkadaşım var ki Tuğçe, inanamazsın. Ne müzisyenler var. Yani neredeyse tersten piyano çalacak çocuk. Neredeyse yani ayaklarıyla gitar çalacak. Yani çok sağlam müzisyenler var ama değerleri bilinmiyor. Bunun maalesef. Sebebi ne? İşte bunun sebebi sanata pek fazla insanlarımızın yaklaşmaması, gerçek sanat. Ama ben bunda şahsi fikrim kişisel de olduğuna inanıyorum. Yani ben bir şey atıyorum, çok iyi bir gitar çalıyorum, çok iyi bir çalıcıyım, çok iyi bir dinleyiciyim. Doğru. Ama ben bir şeyleri tırmalayarak ülkemde yapamıyorsam yurt dışında yaparım. Hiçbir şey yapamıyorsam bununla alakalı bir proje başlatırım. Benim gibi milyonlarca insan var. Aslında, bu biraz kişisel değil mi? Tuğçe, kesinlikle doğru söylüyorsun ama öyle yapıyorlar, biliyor musun? Ya benim arkadaşlarım mesela aralarında İtalya'da en meşhur konservatuarlarda konser verdiklerini biliyorum. Veya o senfoni orkestralarında konser verdiklerini biliyorum. Oralarda değerleri var işte, evet. Ama sanata değer verilmiyor konusunda haklısın. Şöyle bir şey var. Evet. Çok sevdiğim bir abim var. Tiyatrocu. Memleketine gidiyor tiyatrocu olduktan sonra. Evet. Diyorlar ki ne iş yapıyorsun sen? Tiyatrocuyum abi. Ya tam onu yapıyorsun da sen ne iş yapıyorsun ondan bahset diyor. Hani bu durumdayız şu anda. Ben de bundan bir hafta önce kendi memleketime gittim. Oradaki akrabalarımla sohbet ediyorum. Yani, yani gülüyorum çünkü hani bana diyorlar ki ne olacak şimdi? Orada çıkıyorsun, ne olacak şimdi diyor mesela. Hani şu kanalda görüyoruz seni, ne olacak diyor. Ne olması gerekiyor hani, peki? Ne yapmam gerekiyor başka? Ben sanat icra ediyorum. Daha ne yapabilirim ki? Hani gidip de bir atıyorum bir Kral Pop'ta bir inşaat mı yapmam gerekiyor? Bir şey mi? Yani bir ne bileyim bir hakimlik mi yapmam lazım? İşte bak benim sırf bu mesleği yaptığın için. İşim. Bu mesleği yaptığın için nice aile sana kızını vermeyecek. Topçuya da popçuya da kız yok. Bu evet, kadar. Evet. Hakikaten öyle. Yandık biz vallahi. Ne yapacağız bilmiyorum. Son single'ı bir dinleyelim mi? Sonra tekrar tabii konuşalım. Tabii dinleyelim. Alışırsın demiştin, geri dön de sen alış kolaysa. Ama yanımda gururum, hiç üzülmem, o bırakmaz nasılsa. Biricik aşkım, ömrüm hayatım, hep seninim demiştin ya. Seviyorum diyorsun, yine de gidiyorsun. Acıyı çekeriz ama tertemiz olsun. Kader bir, ben sıfır, nasılsa alışılır. Gidiyorum, bu da benden olsun. Alışırsın demiştin, geri dön de sen alış kolaysa. Ama yanımda gururum, hiç üzülmem, o bırakmaz nasılsa. Biricik aşkım, ömrüm hayatım, hep seninim demiştin ya. Seviyorum diyorsun, yine de gidiyorsun. Acıyı çekeriz ama tertemiz olsun. Kader bir, ben sıfır, nasılsa alışılır. Gidiyorum, bu da benden olsun. Seviyorum diyorsun, yine de gidiyorsun. Acıyı çekeriz ama tertemiz olsun. Kader bir, ben sıfır, nasılsa alışılır. Gidiyorum, bu da benden olsun. We'll be right back.
acıyı çekeriz ama tertemiz olsun. Kader bir, ben sıfır, nasılsa alışılır. Gidiyorum, bu da benden olsun. Biz geri geldik. Hoş geldik. Aynen öyle. Aynı anda çıktı yalnız. Şimdi ilk albümde muhakkak bazı çıkartırken birçok sorun yaşamış olabilirsin. Çünkü yeni atılıyorsun müzik piyasasına. Şimdi bu son single'da çıkartırken aynı sorunları yaşadın ya da ne daha kolay oldu? Ne değişti bu iki albüm arasında? İlkine göre çok fazla hata yapmadık tabii ki. Yani bir yanlışımız olmadı diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla ilkinde gördüğümüz yanlışları bununla telafi ettik. Mesela onlar? İlkinde gördüğümüz yanlışlar mı? Bunlardan birisi mesela ya aslında bunlar çok teknik şeyler. Bunu hani radyoda bahsetmesek. Yani hani ha, müzik işte, piyasasına dair bir şey yaşadın mı? Senin sıkıntıya sokan bir şey. Yani radyo birazcık daha ağırlık vermemiz gereken şarkılarımız vardı. Çok fazla üzerinde durmadık. Durmamız gerekiyordu aslında. Bunun gibi şeyler aslında. Böyle çok fazla kafa kurcalayan şeyler değil. Değildi. Peki bir şarkı, tamam ya bu şarkı tam benlik bir şarkı dediğin mutlaka bir şarkı vardır. Nasıl karar veriyorsun ona? Neyi etkiliyor? Sözü mü, melodisi mi, ritmi mi? Neyi etkiliyor seni? Kendi içimden gelen şey eğer çok fazla yoğunsa o şarkıya benim için okeydir, bitmiştir. Yeter. Aynı mesela bu şu anki dinlediğimiz Ucu Yok şarkısı gibi. Alttaki, fondaki gibi. Ona mesela çok hassas yazmıştım. İnanarak yazmıştım. Hadi diğerlerini de inanarak yazdım ama bu benim için ayrıydı. Dolayısıyla o hissettiğim şeyi sunduktan sonra dinleyenler de bunu, beni anladılar. Daha rahat anladılar. Demek ki neymiş? Bir besteci kendisinin inandığı şeyi sunduktan sonra oluyormuş. Yani ilk önce kendisinin inanması lazım. Yazıyor musun peki? Yazıyorum. Çok fazla yazıyorum. Böyle ilham kaynağım dediğin bir şey var mı? Var. Ne var? Var, bak ben ne bileyim hani çok duygulandığım zaman mesela hemen piyanonun başına geçerim. O anki aklımdan geçen her şeyi satırlara dökerim. Hemen üstünde müziği. O kadar kolay mı? Tabii benim için hani çok kolay. Hani şey diyor mesela bazıları, işte ilham gelmiyor, yazamıyorum ya. İşte şu zamanlarda şöyle yağmur yağmıyor, ilham gelmiyor. Aşık ya. Olamıyorum, ilham gitti falan. Böyle şeylerin var mı? Ya aslında ilham gelmesi lazım Tuğçe. Hani müzik sonuçta hissedilen bir şey değil midir? Evet. Yani bu dinlediğimiz şeyleri neye göre dinliyoruz o zaman? Değil mi? Buna mesai yani mesela kısa bir süre önce ben Can Bonomo'yu konuk ettim. Evet. O da şöyle bir şey söyledi. İlham diye bir şey yok dedi. Ben her sabah bir memur gibi masamın başına geçiyorum. Elime ne geliyorsa yazıyorum. Yani ilhamın gelmesini beklemek diye bir şey olmasa saçma. O zaman sanatçı olmaz dedi. Buna hiçbir şekilde katılmıyorum Tuğçe. Neden? Buna neden katılmıyorum? Flash. Gökhan San'la Can Bonomo tartışıyor mu? Hiçbir şekilde katılmıyorum. Bu müzik işi memur zihniyeti işi değildir. Bunu herkes geçsin. Kimse bana bunu yutturamaz yani. Ben bunu yutmam. Neden? Yani mesela sana ilham gelmedi diyelim. Biz 3-4 yıl senden şarkı dinlemeyecek miyiz? Gerekirse dinleyemeyeceksiniz, evet. Evet. Yani bu müziğe hakarettir. Saygısızlıktır. Hiç düşünmemiştim. Mantıklı ama. Çünkü duygularla alakalı. Ben o zaman şey, insanların duygusuyla oynuyorum Tuğçe. Siz sanatçılar zaten hep duygumuzla yani, oynuyorsunuz. Ama ben kendi duygumu... Vallahi bak o zaman benim ne haddime insanların duygusuyla oynamak. Ben kendi duygumu bizzat kaleme, kağıda, notaya dökerim, sunarım. Bu benim duygumdur. Benimle aynı şeyi paylaşan insanlar varsa zaten bana ortak olurlar. Aşk acısı gibi. Al işte Ucu Yok şarkısı. Aşkı dinleyince şarkısı. Yani birisi sevgiye dayalı bir şey. O da gerçektir. Kız arkadaşıma doğum günü olarak yazdığım bir şarkı. Aa. Zamanında. Ucu Yok şarkısı da doğrudur. Ayrılık şarkısı. Ayrılık üzerine yazılan şarkıdır. Ben şimdi sabah kalkayım. Ya bugünün konusu ne olsun acaba? Dur bakalım. Bir tane bir araba çarpan bir kız düşünelim. Oradan kağıdı kaleme yazalım. Heh tamam. Beste çıktı. Oldu. Al yürü buradan. Aynen öyle. Bu insanların duygusuyla oynamaktır. Buna katılmıyorum. Can Bonomo'ya saygı duyarım ama bu söylediği şeye katılamam. Kusura bakmasın. Tabii ki yani. Herkesin kendine ait bir stili vardır muhakkak. Bir yerlerde sahne alıyor musun?
alacağız. Ekim'de artık başlıyoruz. Çünkü bundan öncesinde bir Ramazan'dan önce çıkış yapsaydık Benden Olsun şarkısını birazcık daha tanıtabilecektik. Aslında tam o yaz dönemine denk geliyordu. Ama Ramazan'dan sonra çıktık. Pek fazla yazın sonlarına doğru denk geldiğimiz için biraz bir takım aksaklıklar oldu ama Ekim itibariyle inşallah. Az kalmış. Artık tabii bir şey kalmadı. Provalara başladık ekibimizle. İstanbul'da mı olacak? İstanbul'da olacak çünkü artık yaz bitti. Hani İstanbul'da bitti. Çoğu kez evet dinleyenlere İstanbul'da sesimizi duyuracağız. Daha sonrasında tabii bir üniversite festivalleri şu an düşünülüyor. Evet, onlara da bir merhaba konserimiz olacak. Biz sürekli radyo olarak festival düzenliyoruz yılda iki kere. Radyo İletişim Mini Fest adı altında tüm üniversite öğrencilerini açık olarak düzenliyoruz. Yani burada bir teklif ben ediyorum. Ben bilmem. Vallahi seve seve. Yani sonuçta dediğim gibi yani yine vurguluyorum ama ben de bir öğrenciyim. Bir öğrenci en güzeli de bu ama değil yerinde mi? Yani konser almak çok zevkli. Kesinlikle. Bence bir sanatçının ilk önce hitap edeceği kesim gençlik olmalı. Evet. Kesinlikle. Zaten gençliğe hitap etmezsen işin iş. Gerçekten yandı. Öyle. Senin bir hedef kitlen var mı? Hani şu yaşla şu yaş arası tam benim kitlem ya falan dedin. Ya ben ne yaptım biliyor musun? Hani şarkılarımı çıkarttım. Bakalım benim hedef kitlem kimmiş diye bir test ettik. Aa. Tabii. Nasıl test ettiniz onu? Baktık hani beni dinleyen kitleye bakıyorum. Hani Twitter'dan takip edenlere, bana yorum yazanlara, hangi insanlar en çok hangi şarkılarımı paylaşmış falan. Bu tespitlere göre sanırım şöyle bir kaçtı? Yardımcım Emrah da var o da, çünkü o da bakıyor. Herhalde bir 5 yaşından bir 35. 5 yaşından mı? Evet. 35. Nasıl yaşında. Yani 5 yaşından? 5 yaşında böyle bıdık bıdık böyle şeylerim var. Benim fanlarım var. Gerçekten. Yani. Tabii canım. İşte bak müzik piyasasında ne kadar sesin iyi olursa olsun eğer fiziki özelliklerin yerinde değilse bir hiçsin. Evet evet kesin. Şimdi 5 yaşındaki çocuk mutlaka o melodiden ritimden etkileniyor ama hani biz de çocukken mutlaka böyle sevdiğimiz dizi kahramanları falan vardı. Onun aynen. gibi bir şey bu. Ya kesinlikle çünkü ben de mesela çok küçükken sevgili Tuğçe şey yapardım hatırlıyorum Tarkan çaldığı zaman. Hemen televizyonun başına geçerdim. Böyle pür dikkat Tarkan'ı izlerdim. Çünkü ben Tarkan'ın hayranıyım da bu arada. Yani küçüklükten beri dinlediğim bir sanatçıdır. Saygı duyduğum bir sanatçıdır. Küçükken çok dikkatimi çekerdi benim müzik. Aşırı derecede ve böyle oturur kilitlenirdim yani. Ben daha komik bir şey söyleyeyim. Emrah vardı ya küçük Emrah. Evet. Şarkı söylerdi. Ben çocukken annem anlatıyor bunu benim haberim yok. Zaten iyi ki belleğimden o kısmı silmişim. Aynen. Emrah televizyona çıktığında ben ok gibi gidiyormuşum banyoya. Saçlarımı ıslatıp ikiye ayırıp yapıştırıyormuşum. Televizyonun önünde oturup onu izliyorum. Şaka yapıyorsun. Gel inşallah tabii. Şaka yapıyorumdur yani. Yani demek ki o moda sokmuşsun kendini küçük Emrah moduna. Ama nasıl bir müzik kulağın varsa artık ben de bilmiyorum. Ama Emrah'ın filmleri çok meşhurdu bizim zamanımızda. Film değil benim olayım sesi. Sesi. Ama şu an sorsan ama sorma. Şimdi Tuğçe şöyle bir durum var. Çok günümüzde hala öyle sanatçılar var ki dizide falan kendilerini gösterip daha da böyle ikiye katlıyorlar başarılarını. Halil Sezai bunlardan biri değil mi? Halil Sezai. İncir Reçelinden aynen, sonra aynen, patladı. Güzel bir örnek. Emrah da öyleydi. Onun şarkıları falan öyleydi yani. Peki senin Tarkan dışında yakından takip ettiğin yerli bir sanatçı var mı? Tarkan'ı herkes takip ediyor. O ayrı. O çok enteresan ben bir insan. Ben bestecileri daha çok takip ediyorum. Hani neye göre müzik yapıyorlar? Kime göre müzik yapıyorlar? Bunları takip ediyorum. Çünkü takip etmem gerekiyor. Çok önemli. Yani bu sektörde hani bizim pop sektörünün hangi tarz müzikleri dinlediğini ve neyden çok hoşlandıklarını tespit etmeye çalışıyorum ve iyi de yakaladıklarım var. Ona göre bestelerimi yapıyorum zaten. İlham gelirse de o tarzda ilham getirtiyorum kendime. Dolayısıyla Fettah Can, Soner Sarıkabadayı, Sinan Akçıl, Gülşen gibi besteciler var. Onları takip ediyorum. Yakın takip ediyorum. Ben de bir ara Soner Sarıkabadayı'nın şarkılarına takılmıştım. Adam evet. Her şarkısında söz yazmıyor. Bildiğin quiz yapıyor. Hani soruyor sevgilisine beni en son sevdiğin tarih evet nesi? Ya. Net cevaplar bekliyor. Hani evet evet soru işareti çoktur sevgili çoktur Soner Sarıkabadayı'da. Çoktur bir sürekli zaten soru soruyor. Ama ne kadar güzel bir şey. O benim de çok dikkatimi çekti. Bak ben mesela onu yapamıyorum. Soru soramıyorum. Bestelerimde soru var dene mı? Dene bir tane. Bir soru sor bakalım. Niza, sana yakışıyor mu soru sormak? Sorar mısın bana bir soru? Sana soru sorayım. Hemen müziği kısıyorum. Ya. Dın. Tamam.
sevgili Tuğçe, beni nasıl buldun bugün? Soruya bak Allah aşkına. Allah aşkına. Soner Sarı Kabadayı diyor ki beni en son sevdiğin tarih mi? Gökhan diyor ki beni nasıl buldun? Evet, ne çok kolay bu. Mine Bana Hanım'ı yöneldin aradım. İstiyorum Tuğçe. Gökhan, Mine Hanım'ı aradım. Hayır, ben az öyle önce. Değil, öyle değil. Maneviyatlı cevap ver lütfen. Valla ben seni çok samimi buldum. Evet. Sıcakkanlı buldum. Burcu yok buldum. Bu arada kız milleti diye de bir şarkı da gözüme çarpmalı değil. Evet bak. Ya. Evet, doğru. Kız milleti işte kızlara yazdığımız, aslında onları tatlı. Ha bir de ayırıyorsun. Kızlara yazdım, erkeklere yazdım. Ya aslında bir radyocu arkadaşım, sevgili Ferhan Metin, bana bir gün şey dedi. Ya kızlara yazdın, bir gün dedi erkeklere yazacaksın dedi. İyi tamam yazarım dedi. Ne olacak yani, hani kızlara yazıldıysa erkeklere de yazarız yani, besteciyiz sonuçta. Bir gün dedi söz verdi yazacaksın. Tamam söz dedim, hala şu an düşünüyorum yani, bir erkeklere de kondurmam lazım. Ne güzel ama şarkılar ne yapılıyorlardı bilmiyorum. Değil mi 90'larda? Aynen. Erkekler ağlamaz. Erkek tabii canım, güzeli. Tabii ki, tabii ki. Senden de öyle bir şey bekliyoruz. Vallahi yazarım. Yazarım Tuğçe. Yani o moda girmem lazım. Artık hani bir toplumdaki şeyi görmem lazım. Topluma yönelik bir şey olduğu için. Ama o da herhalde bu konserler başlasın, bir yerde sahne almaya başla daha çabuk. Yani insanlarla sosyal medya üzerinden değil de birebir iletişime geçince o ilham dediğimiz şey. Doğru. Doğru daha çabuk doğru. olacak diye düşünüyorum ben. Daha çabuk olur yani tabii. Çünkü insanları göre göre, tanıya tanıya, bile bile öyle. Peki bu bazı sektörde çok saçma ama maalesef yapmak zorundayız. Yani sanatçılar Hı-hı. olarak yapmak zorundayız dediğin bir şey var mı senin? Bence son zamanlarda yapmak zorundayız dediğim şey dans. Çok büyük bir eksiklik o. Çok büyük bir eksiklik. Yani yurt dışında bakıyoruz, o kadar çok bilinen sanatçılar var ki, bu erkek bayan fark etmiyor. Hepsi çok donanımlı, danslara ihtiyacı var. Ve biz aslında sanat yapıyoruz, dansa da saygı duymamız gerekiyor. Çünkü dansla müzik aslında paralel ilerleyen paraleller. Bir şey. Evet. Hande Yener'in, ben Hande Yener'i çok severim. Evet, ben de çok severim. Konserine davet etti, gittik. Her şey mükemmel. Aynen. Hiçbir sıkıntı yok. Fakat bence Hande Yener dans etmemeli. Yani katılıyorum, evet. Yani şöyle dans etmemeli. Oryantal yapacak sahnede. Pür dikkat Hande Yener'i izliyorum. Sadece eller, kollar oynuyor ve vücudun alt kısmı olduğu yerde duruyor. Hiçbir şekilde olmuyor. Hareket etmiyor. Yani olmuyorsa zorlamanın bir anlamı yok, yok tabii ki. Kesinlikle yani ona yok. Da katılıyorum. Ama dans yapabilenler varsa aramızda yapsın. Ben de yapmak istiyorum mesela. Onun için kendimi geliştireceğim. Sen folklor yap. Folklor yaptım. Zeybek, güzel zeybek oynarım. Vallahi tabii mi? Tabii canım. İşte bak canlı yayında zeybek az sonra falan dermişim. Aslında hani ne alaka zeybek diye bana eş dost tanıyan öyle söyler. Çünkü ben bir Sivaslıyım aslen. Neresinden? Kovilisar. Gerçekten evet. mi? Benim de annem Sivaslı. Gerçekten mi? Ulaşlı. Ne? Ulaş. Ha Ulaş. Evet. Ya bak Ulaş, biraz daha zorlasak akraba çıkacağız. Vallahi billahi ya. Şuraya bak. İki yolda yalnız ha. Bir radyocu arkadaşım da Sivaslı çıkmıştı. Yalnız ben Sivaslı değilim. Annem Sivaslı. Hani aslında siz sen, değil sen mi? Sen hiç öyle söyleme. Bir kız milletin dinleyelim sonra tabii, tekrar gelelim. Okey. Çok canlar yakar.
olanlara. Her gün başka, bir gün başka. Güvenemezsin bunlara. Kız milleti bu değil mi? Yaranamazsın onlara. Her gün başka, bir gün başka. Güvenemezsin. Hiç korkma, destanlar yazar. Genelde dileği patlar, dönüp de çok canlar yakar. Sevdiğimiz sonuna kadar. Hiç korkma, destanlar yazar. Genelde dileği patlar, dönüp de çok canlar yakar. Sözleri kime ait? Abime ait, Özkan San. Yani çok cıvıl cıvıl, evet. Şarkılar bunlar aslında. Evet, cıvıl cıvıl şarkılar. Aslında topluma yönelik şarkılar. Hani bizim Türk toplumunda Türk kızlarımız güzel, tatlı, böyle sevimli huyları var. Bunlara yansıtmaya çalışıyor. Bunların bence içinde de, parantez içinde, ünlem var. Dışında da. Hayır, ne istiyorsunuz? Ben anlamadım bu kızlardan. Ne istiyorsunuz? Ya bir şey istediğimiz yok aslında. Aslında o kızlar erkeklerimizden ne istiyor ya? Yani ben bunu sormam lazım. Aynen. Hiç o konulara girmeyelim. Çok fena olur. Sosyal medyada aktif olarak kullanıyorum. Nasıl çeviriyorum yalnız? Aynen. Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor musun? Kullanıyorum. Çok severim ben sosyal medya. Bizim gibi yeni çıkan sanatçılar için bulunmaz Hint kumaşı. Evet. Gerçekten öyle. Çünkü hani önceden olsa bir takım şeylere, kurallar vardı bu sektörde. O kurallara uymak zorundaydın. Ve olursa olurdu, olmazsa kısmet, ha işte olmadı falan derdin. Ama şimdi o iş bitti. Peki şey olarak mı? Mesela isim vermeyeceğim. Geçen, hı-hı, gün bir konuğum vardı. Evet. Şey dedi, artık ben de hastalık derecesinde sosyal medya kullanıyorum. Sabah, hı-hı, uyanır uyanmaz telefonu elime alıyorum. Bugün kim bana bir şey yazmış? Aa, bugün bu niye yaz? Adam resmen yoklama yaptığını söyledi. Yani doğru. Var mı sende de böyle bir şey? Varım, o kadar yok. Yani abartılıyor. Gerçekten gözün açar açmaz eline telefonu alıyor musun? Bak. Yani gözüm açar açmaz değil de gözüm açtıktan... Bir de 3 dakika sonra. 3 dakika sonra. Ama bu çok kötü gözüm bir şey. Hiç hoş sonra bir şey değil yani. Ben ama çok karşıyım. Telefonları görmen lazım. Yani sende de o oluyordur mutlaka. Yayından sonra, evet. Ya şöyle, gözümü açıyorum 3 dakika sonra kendime geliyorum. Telefonu bir kaldırıyorum. Instagram, Twitter, Facebook, böyle. Hani uykumu açıyor aslında. Uykumu açmama sebep oluyor ister istemez. Nasıl hissediyorsun kendini? Sabah seni seven insanların, senin şarkını seven, yorumunu seven insanların sana sürekli bir şey yazması. O duyguyu merak ediyorum. Yalnız hissetmiyorum kendimi Tuğçe. Gerçekten. Evet, vallahi öyle. Yani çok güzel bir duygu bence. Hatta baktıkça bakası geliyor insanın. Yani Instagram'dan çıkıyorsun Facebook'a, Facebook'tan çıkıyorsun Twitter'a falan. Orada bu olmuş, orada bu olmuş falan. Benim normalde uykum çok zor açılır. Ama şu durum benim uykumu çok çabuk açıyor.
Gerçekten. Normalde ben uykum çok ağırdır yani. Instagram'da aktifsin. Twitter'da evet. aktifsin. Hı-hı. Facebook'da aktifsin. Aktifim evet. Her yerde varsın yani. Varım varım. Peki sana böyle diyelim sevenlerin bir şeyler yazıyor. Birebir Hı-hı. cevap veriyor musun? Hepsine vermiyorsan bak biraz sonra tweetler gelir ben sana Yok. Söyleyeyim. Hepsine olmasa da hani vermek istediklerim oluyor. Yetişmek yani onların hızlarına. Çünkü bu sefer ukalalık yani evet. şuna bak ya adam bize cevap vermiyor falan. Ben bunu kendime kondurmak istemem. Gerçekten hani böyle erkekçe mertçe insanların benim arkamdan yanlış bir şey düşünmelerini istemem. O yüzden yetişmeye çalışırım. Yani çok güzel böyle mesaj geldiğinde bir teşekkür borcum olduğunu bilirim. Peki yani. Kötü mesajı? Ona da teşekkür ederim. Ediyor musun gerçekten? Vallahi ederim ben. Yani şu ana kadar gelmedi ama yani gelirse. Akşam bir atayım bakayım bekleyecek. At. Çok aklına gelebilecek en kötü mesaj al. Ciddiyim. Teşekkür edeceğim sana. Peki şimdi sana nereden ulaşacaklar? Yani Twitter ya da Instagram dışında bir web siten var mı? Etkinliklerini duyurduğun bir yer var mı? Yoksa sadece sosyal medya hesapların üzerinden sana ulaşabilirler Benim mi? Benim kendi web sitem var ama onu aktif kullanmıyorum. Çünkü yani o resmi olarak var. Onun dışında zaten Twitter, Facebook ve Instagram benim bütün haberlerimi yaymam için güzel bir araç. Evet. Dolayısıyla oradan şey yapabiliyorum. Oradan duyura, oradan Tabii, her şeyi duyuruyorum. Bütün duyuruyorum oradan. Ne dedik? O, Eylül sonunda mı dedin? Bir yerde çıkacaktık. Ekim'de mi? Eylül sonunda, Ekim gibi. Ekim diyorum. Yani aslında Eylül'ün 20'lerinde falan ama ben Ekim diyorum yani. Ne olur ne olmaz. Twitter sonra adresini bir yenileyelim mi? Yenileyelim. Ne yapacağız? Söyle nasıl bulacağız seni? Söyleyeyim. Hayır ne yapacağız diye böyle bir korktu. Hayır ben de kaldım Patlatacağız böyle. Patlatacağız hesabını. Hani şifremi istiyorsun. Öyle düşündüm. Okey. Twitter.com/Gokansan yazdıklarında. Gokansan. Evet. Instagram.com/Gokansanofficial yazdıklarında. Facebook'ta da Facebook.com/Gokansan yazdıklarında bizlere ulaşabilirler. Seviyorum diyorsun yine de gidiyorsun acıyı çekeriz ama tertemiz olsun kadar bir ben. Çok keyifli bir program konuşamadım PPV falan. Çok keyifli bir program oldu benim için. Beni güzel bulduğun için konuşamamış olabilirsin. Ay aynen öyle nasıl anladın hemen? Anlarım ben. Sıkışınca da araya şarkıyı veriyorum. Tabii, sen sorumu beğenmezsin ama ben de sorumu unutmam. Bir soner sarı kabadayı değilsin bunu artık kabul et. Evet evet. Ya soramıyorum evet soru sormayı sevmiyorum. Yeter zaten. Serdar Ortaç soner sarı kabadayı bize aynen, yeterli. Aynen yeter bu kadar sorular cevaplamak lazım. Aynen öyle. Öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim programıma geldiğin için. Keyifli, bol böyle samimili, çok eğlenceli bir program oldu benim Canım, için. Ben teşekkür ederim. Gerçekten sıcakkanlı insanlarsınız. Kapıda ağırladınız ve kapıda uğurluyorsunuz. Bu bizim için önemlidir. Yok kapıda uğurlamayacağız. Sen buradan kendin çıkacaksın. Arkamdan el sallayacağız. Hani iyi bulmuştun. Ya. Hani iyi bulmuştun Her beni. Her iyi bulduğumuzda ne yapalım da. Yine gidiyorsun acı. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Üniversite öğrencilerine, radyo iletişime. Kafelerde takılmaya devam. Makarna yemeye devam. Bu bir kamu spotu. Yumurta kırmaya devam. Onları çok seviyorum. Ben de bir öğrenciyim. Hiç demiyor ki gelin de siz de yemek ısmarlayayım. Hiç. Hemen çıkışta görüşmek üzere zaten. Bütün öğrencilerimizi bekliyoruz. Bütün buradaki radyo iletişim fakültesindeki herkesi bekliyoruz çıkışa. Onları çok seviyorum. Gerçekten Gökhan San dinleyicilerini çok seviyorum. Bizi dinlemeye devam etsinler. Çok güzel işler yapacağız. Biz genç ruhuz, genç yeteneğiz, yeni fidanlarız. Yeni nefesleriz. İnsanların nefesi olmaya geliyoruz. Dolayısıyla devam etsinler bizi dinlemeye. Güzel şeyler yapacağız Tuğçe. Söz. Çok teşekkür ederim. Bir Kara Kutu programının daha sonuna geldik. Sizin radyonuz açık olmaya devam etsin. Biz gidiyoruz. Hoşçakalın. Seviyorum diyorsun. Yine de gidiyorsun. Acıyı çekeriz ama tertemiz olsun. Kader